Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs mücadelesi kapsamında istişare etmek, Avrupa'nın ve dünyanın son durumu hakkında bilgi almak ve Türkiye'nin yerel ve ulusal bazda aldığı tedbirleri paylaşmak amacıyla Cemr Eş Başkanı ve Norveç Belediyeler Birliği Başkanı Gun Marit Helgensen ve Cemr Genel Sekreteri Frederik Valier'le telekonferans aracılığıyla bir araya geldi. Toplantı, enfeksiyonun ilerlemesini engellemek için işbirliği ve dayanışma amacı taşıdı. Salgın süresi boyunca Avrupa'nın maske yetersizliği yaşadığı ifadeleri üzerinde durularak, kriz yönetimi konusunda ortak masa oluşturulması gerektiğinin altı çizildi. Orta Doğu'daki mülteci krizini desteklemek zorunda olduğunu biliyorum. Türkiye'nin daha evvel pek çok krizlerin yaşandığını biliyorum. Bunun farklı farklı katmanları oldu, farklı zorluklar yaşattı. Türkiye'deki belediyeler, özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ciddi görevler yüklediğini biliyorum. Bunların hepsini hatırlayarak sözlerime devam etmek istiyorum. Hep Çin'deki üretime bel bağlamıştık bu tarz ekipmanlar ve maskelerle alakalı. Ve yine bu tarz durumların yaşanması için onların yeniden masaya yatırılması lazım. Yerel ve bölgesel yönetimlerin güçlendirilmesi ve bunların merkezi hükümetle olan ve Avrupa kurumlarıyla olan işbirliklerinin güçlendirilmesine odaklanılması gerekiyor. Bu da belki çok yeni bir kalkınma modelini beraberinde getirebilir. Türkiye'nin en büyük gücü yaklaşık 18 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmış olduğumuz sosyal devlet anlayışında ve sağlıkta dönüşümdü. Aslında bu pandemi sürecinde biz bunun çok büyük faydasını gördük. Özellikle sağlıkta dönüşümde insanların çok kolay sağlık hizmetine erişiminin sosyal güvence altyapısını oluşturduk. Herkesin ücretsiz bir şekilde sağlık hizmetlerinden istifade etmesini sağlayacak. Bu büyük çatı bizim şu andaki en büyük gücümüz, en büyük güvencemiz oldu. Bilim kurulundan çıkan kararlarda diğer dünya ünitelerini incelediğimiz zaman özellikle bizim yoğun bakım ünitelerimizin çok 100 bin kişiye 45 olarak yatak sayımız belirlendi. Oysa bu Japonya'da 7, İngiltere'de 6 idi. Dolayısıyla bizim sağlığa yaptığımız o büyük yatırımın bugün bu büyük salgında elimizdeki en büyük gücümüz olduğunu gördük. Bizim en büyük farkımız maske üretiminde çok güçlüyüz. Çünkü kumaşların %90'ı Gaziantep'te üretiliyor. Biz büyükşehir olarak da atölyelerimiz var. Kendi maskemizi kendimiz ürettik. Koruyucu önleyici teknik olarak da ateş ölçerler aldık ve şehir girişlerinde ateş ölçerlerle birlikte eğer bir ateşli yükselme varsa bunu şehre girdirmeden, bunu işçilerimizi fabrikaya girdirmeden hemen alıp sağlık sistemine entegre edecek koruyucu önleyici tedbirleri hayata geçirdik. Norveç'teki uygulamaları da dikkatlice başkanlarından dinledim. Avrupa Birliği'ndeki yaşanan aksaklıkları da gördük. Dolayısıyla artık şunu görüyoruz ki herkes güvende olmadan hiç kimse güvende olmayacak. Hepimiz aynı gemideyiz ve hepimizin bu dünyanın geleceğiyle ilgili çok güçlü bir şekilde koordine olması, daha güçlü dayanışması gerekiyor. Bizim buradaki Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, güçlü koordinasyon, güçlü sağlık sistemiyle 56 ülkeye maske, içinde maske olan sağlık setlerini gönderdik.